Herkese selamlar dostlar. 26 ve 27 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelemiz var. 4 tanesi 26'ya, 5 tanesi de 27'ye olmak üzere 9 adet toplamda maçımız var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Ve bu videoda bir adet ideal kombine var. Videoya çok güzel beğeni seviyeleri geldiği için özellikle pazar günü bugün sizlere bir adet kombine önerisi yapacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamızda Adana Demir ile Beşiktaş. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir maç bekliyorum. Fakat Adana Demir tarafının savunma tarafında ve kalecide eksiklikler var. Bahsedeceğim birazdan size maç skoru ne olur sizlere sorduk. Hafta sonu yapmış olduğumuz skor yarışmalarına baktığımız zaman da Galatasaray maçının kazananı Kamil Arınç. Fenerbahçe maçının 1-0 bittiği için kimse 1-0'da yazmamış. 5-2 var, 7-2 var ama 1-0 yok arkadaşlar. Devam edelim. Pazar gününün yüksek mislerine baktığımız zaman da şöyle maç önü 3 tane yüksek misli vardı. Sol tarafta Fenerbahçe'nin verdiği 6200 liralık bir yüksek misli vardı. Fenerbahçe'nin herhangi bir yarıyı kazanmasıydı. Bunun çok fazla bir oranı yoktu. Özellikle Avrupa'da bir 40 seviyelerindeydi. Ama yetersiz kazanç oldu açıkçası baktığımız zaman da. Orta halliye baktığımız zaman ortadakine Arsenal Tottenham maçına da var olarak değerlendirdim. 1300 misli onu önerdim. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman 2500 misli önerdim. Fenerbahçe maçının genel bir golünden başarısız oldu. Zaten şu başarısız olunca bunların karını bir nevi alıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey var. Genel 1-0 bitti. İlk yarı gol çıkmasına rağmen ki maç çok kötüydü. Birazdan bahsederim. İkinci yarı bir gol çıkmadı. Başarısız. Pazar kombinlerine baktığımız zaman da sol tarafta alternatif kombin Arsenal maçının varıyla Paris'in atacağı 2 gol değerlendirdik. O alternatif kombinimiz başarılı. Başarısız kombineye baktığımız zaman da Adana Demir mücadeleyi 2.5 üst verdik. Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol. Fenerbahçe bizi buradan tekrardan başarısız oldu. Günün ana kombinesi de bu şekilde başarısız oldu. Herkese açık grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linkleri mevcut. Oraya da katılabilirsiniz. Burası ücretsizdir. Dün burada mesela 2-3 tane çok güzel canlı verdim. Özellikle Arsenal'ın ilk golü ve Ankara gücüne maç sonu 0-1-81 gibi oranla solda gördüğünüz görselden zaten önermiştim. Kazandık burada. Değerlendirenlere tebrikler. Güzel kazanç oldu. Onun dışında bu gruplarda ücretsiz hizmet veriyoruz. O şekilde devam edebiliriz diyerekten de kendi gruplarımızda zaten canlı olaraktan da her maç her saniye sürekli izlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde değerlendireceğiz. Sizler de kendi gruplarınıza gelmek isteyenler isteyen Instagram üzerinden, isteyen de katıl butonu üzerinden zaten doğrudan gelebilir diyerekten de geçelim. Sizlerden ricam video atsanız beğenilerdir. Şöyle artı 300'ün üstüne çıkarsa kombin önerisi devam eder. Ben sizlere bir adet bu videoda kombin önerdim. Ayın 27'sine 2 maç güzel değerlendirecekler. Bol şanslar. İlk mücadelemiz İstanbulspor'la Galatasaray'a karşılaşması. Galatasaray 1-27 gibi oran açmışlar. Galatasaray'da Başakşehir 2-1 gibi yenmesini bildi. Şeydeydim. İstanbul'daydı maç. Tekrardan İstanbul'da olacak. O yüzden Galatasaray'a pek bir deplasman gibi olmuyor. Yani yolculuk yok, uçak seyahati yok, otobüs şeyi yok. Sadece evlerinden çıkacaklar. Statta birleşecekler. Oradan Başakşehir'e, İstanbulspor'a doğru gidecekler. Burada dediğim gibi herhangi bir deplasman sayılmıyor bence Galatasaray'a. O yüzden biraz bahislerimizde iç saha avantajı da olmayacak tabii ki de. En azından seyahat etmemiş bir takım olacak. İstanbulspor Fatih Tekke ile devam ediyor. Son Gaziantep maçında da mağlup oldular ki o maçta ben Gaziantep'in kazanmasını bekliyordum ki yüksek orandan 1.95 orandan ben sizlere Gaziantep'i önermiştim. Burada da idealden alabilirsek Galatasaray'ın atacağı 2 gollü galibiyet 1.38 gibi oranı var. Yani Galatasaray'a burada 2-0-3-0 ayarında maçı kazanmasını bekliyorum. Hadi bir tanesini 2-1-3-1 ayarında. Ben Galatasaray tarafından 2 gol zaten bekliyorum burada. 2 gollü bir galibiyet gelecektir bence Galatasaray tarafında. Biraz daha risk girersek eğer Galatasaray'dan zaten 2 gol beklediğimi söylemiştim sizlere. 3. golün riskine girersek burada 1.99. Yani neden olmasın diyorum. Hatta dediğim gibi 2-1-3-1 ayarında veya 2-0-3-0 ayarında bir mücadele bekliyorum Galatasaray tarafında. Zaten Kerem falan da ilk 11 çıkabilir bu maçta. Ona göre bir kadro olacaktır. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Nelson doğum iznine gitmişti bu arada. O bu maçta var mı yok mu bilmiyorum. Davinson Sanchez de bu maçta olmayacak. Statü gereğinden bilginizde. Ndombele de olmayacak. Bayern Münih maçıyla devam edelim. Bayern Münih tarafında hemen hızlı bir öneri yapayım ben sizlere. Yani Bayern Münih'in yedek kadrosuna baktım. Kim çıkar kim çıkmaz diyerekten de. Deplasman 2 yarıyı kazanır. Zaten Preussen de Bundesliga'nın 3. lig ekiplerinden bir tanesi. O yüzden burada Bayern'in her 2 yarıyı alacağı bahis değerlendirilebilir. Alacaksanız maçın zaten analizi zayıf takım, güçlü takım yedek kadroyla çıkacak. Ama yedek kadrosuna baktığım zaman da yani Müller, Musiala bu gibi isimler zaten forma şansı bulacaktır bence. Juventus'la Lecce mücadelesi. Juventus'un Sassuolo maçını izledim. Yani Juventus gerçekten çok saçmalamış. Kaleci hatası, oyuncu hatası çok fazla. Lecce de şu an namağlup şekilde ligde ilerliyor. Şu an Juventus'la oynayacaklar.
Ben Juventus'un o maçtan sonra bu maçta bir reaksiyon göstermesini bekliyorum açıkçası. Ya Vlahovic'in kaçırmış olduğu bir sürü pozisyonlar da var. Lecce de burada savunmayı bırakmayacaktır. Kontra ve geçiş oyunuyla oynayacaktır. Fakat Juventus'un ben bunda maçı kazanmasını bekliyorum. Fakat bir 35 orandan girmeyeceğim. Hafif bir taraftara bir özür mesajı da olacaktır bu maç bence. Ya son maçta 4. gole bakın. Szczęsny korner tarafından serbest vuruş veya offside kullanıyor diyeyim. Serbest vuruş kullanıyor. Defansa atıyor. Defans kaleye vuruyor. Szczęsny kalede yok zaten. Adam korner bayrağında. Herkes topa bakıyor. Ne olduğunu. Yani spiker bile şaşırıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Öyle bir golü mutlaka izleyin. Sosulo'nun 4. golünü. 4-2 bitti o maçta. Juventus burada kazanırsa mücadelenin hemen Lecce'nin yapmış olduğu savunmaya dayanaraktan da 1.55'ten 4.5 altında bir Juventus galibiyeti çıkabilir. Zorlasa 3.5 altı da denerim de 3.5 altı denemek istemiyorum. O yüzden bu yönde bir 4.5 altına bir değerlendirmesi yapabiliriz. Mallorca ile Girona. Mallorca ile Girona maçını izledim. Girona Mallorca maçını izledim daha doğrusu. Şimdi Mallorca o maçta ilk yarıda zaten Girona ezdi geçti. Birazdan diğer günde anlatacağım 27'sinde. Barcelona son anda 9 dakikada 3 gol sığdıraraktan da devam etti. Benim önerim şu yönde olacak. Mallorca ilk yarıda bence biraz hafif önde oynayabilir. Yani Barcelona oynayacaklar. Hafif önde bir risk de alabilir burada. Ben Barcelona'nın deplasmandaki oyunlara baktığımız zaman da genelde ilk yarıda bir gol atıyor. İki deplasman çıktı. İkisinde de gol atmasını bildi. Ben bu maçta Mallorca'yı da izledim. Geçen Girona maçında ezildi. Mallorca geri düştükten sonra reaksiyon verebiliyor. Özellikle ikinci yarı oradan iki tane gol attı mesela Girona'ya karşı. Burada ben Barcelona'nın ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendireceğim. İlk yarı deplasman 0.5 üstü oranı 1.49. Gayet güzel, hoş bir oran. Ben burada dediğim gibi Barcelona'nın atacağı bir golü deplasmanda değerlendireceğim. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Ayın 27'sine geçelim. 27'si için bir adet günü kombini vardı. Tekrardan şöyle hatırlatalım. Videoya artı 300 seviyesi geldiği zaman beğeni olaraktan da sizlere kombine önerisi yapmaya devam edeceğim dostlar. Değerlendirecekler şimdiden bol şanslar. Adana Demir Beşiktaş bu maçın skorunu da sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Özellikle şunu göstermek istiyorum ben. Şurada 3 tane kart cezalısı var ve statü göre bu maç bir ertelenen maçtı. Avrupa maçıydı bildiğiniz üzere. Ertaç Özbir, Stamboli ve Kevin Rodriguez bu maçta sanırım olmayacak. Fakat şöyle bir şey var. Yani eskiden böyle miydi bilmiyorum. Eskiden böyle değildi diye hatırlıyorum. Mesela bir kırmızı maç gördü ya. Bu maç ertelenen maçtı. Son maçta kırmızı kart gördü. Bu maçta aslında tam kadro olması lazım. En azından kırmızı kartlar sayılmaması lazım. Fakat bu maçta kırmızı kartlar sayılıyor sanırım arkadaşlar. O yüzden Ertaç kalede olmayacak. Azerbaycanlı kaleci olacak. Bu tamam. Stamboli ve Kevin Rodriguez de olmayacak. Önemli. Fakat hücum hattında olan bir hücum hattı. Yani Yusuf Sarı, Balotelli de bu maçta olmayacak. Niyang, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba gibi isimler bu maçta olacaktır. Beşiktaş da son maç iyi oynadı. Kazanmasını bildi. 2-1 ayarında. Bu maçta ben tabii ki ideal olarak VAR seçeneğini bak 1.66 gösteriyor. Hangi maçın oranı acaba bu? 1.30 bandına bir oranı var. Ben bu maçın VAR'ını ideal kombineme aldım. Eğer biraz daha oran yükseltmek istiyorsanız da şöyle bir değerlendirin. 2.5 üst ve var. Oranı bir 44'e kadar yükseltebilir. Fakat Adana Demir tarafındaki eksiklikler maçı nedenle etkiler. Ama hücum hattındaki öne eksik olmadığı için Adana Demir'in hücum hattına da güvenebilir ve kendi evinde. Yani kendi evinde her türlü oynayacak. O formayı kime giydirsen, bana giydirsen ben de orada oynamak zorundayım. Son gücümle. Beşiktaş'ta oynayacaklar. Karşılıklı goller gelebilir. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler 2.5 üst ve var olaraktan da değerlendirmesini yapabilir. Bilbao ile Getafe karşılaşması. Bilbao'da yani son hafta değerlendirmiştim. 2-3 gol olarak değerlendirdim. Mücadele hatta dedim deplasmandan bekliyorum 2 gol. Maçta 2-0 bitti. Hem 2-3 golümüz geldi. 1.83 gibi oranla önermiştim. Riskli olaraktan da. Deplasman 2 golde 2.38 gibi oranı vardı. O da geldi zaten. Bilbao oyun olarak oynuyor abi. Yani şöyle tekrar açalım. Oranlar bir şaşırıyor bazen. Bilbao oyun olarak gerçekten oynuyor. Oynadığı için Bilbao'nun ben burada tekrardan galibiyetine giderim. Getafe'nin de son maçını takip etme şansım oldu. Real Sociedad'la attılar fakat 4 tane de yediler. 3 attı ama 4 tane yediler, mağlup oldular. Bilbao'ya o kadar atamazlar zaten. Bilbao'nun ben burada doğrudan galibiyetini 1.42 gibi orandan öneririm sizlere. Yine tekrardan şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Bilbao maçı tutmasını biliyor. Maç Bilbao tarafından kazanan 2-0-2-1 ayarında aynı şekilde yüksek orandan biraz daha riskli 2-3 gol tercihini değerlendirme altına alabiliriz. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Villarreal ile Girona. Bak günün en güzel maçlarından bir tanesi. Net kombinemede aldım. Girona muazzam oynuyor. Liderliği aldı mı bu takım? Ne oldu? Barcelona son hafta döndü ya. Kap 16'ya 16. Bak takım öyle böyle oynamıyor. Takım muazzam bir futbol sergiliyor. Onu bir söyleyeyim öncelikle.
takım gerçekten muazzam bir futbol sergiliyor. Tekrardan oranlar bir kendine gelsin. Son hafta Mallorca maçını izleme şansım oldu ve o kadar çok canlı aldım ki 4 tane falan canlı aldım. Grupta artık Girona 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 girelim dedim. Ben haftaya kesin alacağım dedim bu takım maçını. Villarreal oynuyor burada. Villarreal deplasmanı. Öncelikle Girona tarafından gol bekliyorum ben. Villarreal kendi evinde 4-4-2'yi en iyi bir şekilde oynayan takımlardan bir tanesi. Onlar tarafından da gol bekliyorum. Kılçıksız var. Oran çok güzel. İdeal kombineme de aldım bu mücadeleyi bu arada. Yani ideal kombineme direkt aldım. Mücadelenin var olmasını bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. Ekstra başka bir şey girmedim. Ama mücadele beklendiği gibi geçerse, yani bazen böyle iki golcü takım birbirleriyle bir ara geldiği zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Ama beklendiği gibi geçerse idealden var olabilir. Yani 3.5'a neden gitmesin diyorum. 2.13. Onun da oranı 2.13. 2-2 yakışır bu maça. Hakkıdır yani. Bol şanslar. Real Madrid ile Las Palmas karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Vinicius Junior bu maçta takıma dönüyor muhtemelen. Arda Güler bu maçta olabilir. Onu verelim. En son maçında mağlup olan bir Real Madrid vardı. Morata'nın açıklamaları çok netti. Gururluyuz. 3-1 yendik. Çocuklar yarın okula giderken Atletico Madrid formalarını giyip gururla gidebilecekler şeklinde bir açıklaması vardı Morata'nın. 3 tane kafa golü yedi Real Madrid o maçta. 3 tane kafa golü. Ve 3 golle birbirine çok benziyor. Öyle söyleyeyim. 6 pastan 3 kafa golü. Griezmann, Morata, Morata. Burada Real Madrid'in ben Las Palmas karşı iyi bir futbolla başlamasını bekleyerekten de ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum. Real Madrid bence burada ilk yarıdan kazanır. Bunun da oranı 1.45. 1.45 buradan alır. Las Palmas'ta oynayacak zaten. Las Palmas'ta son maçta kırmızı kart görmesine rağmen 90+2'de Granada'ya altta kazanmasını bildi. O kazandı, o kazanç onlara yeter. Real Madrid bu maçı ilk yarı kazanır. Hatta ben biraz daha oranı yükseltmek istersem sisteme ekleyeceğim oran da Real Madrid'in her iki yarıyı kazanır da 2.24. Neden olmasın diyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar dilerim. Napoli ile Udinese mücadelesi. Napoli de son maçında penaltı kaçırdı. Osimhen'le dakika 72'de son maçında berabere kaldı. Udinese ile oynayacaklar. Udinese'nin de şu anda galibiyeti yok. Öyle bir takım. Napoli bence burada kazanır. Kazanırken de en az 2 tane gol bulmasını bekliyorum. Artık kazanma vakti geldi. Geçen yılın şampiyonu ve kadroyu korumasını da bilen bir Napoli varken burada 1.5 üstünde birinin oranı 1.37 gibi oranı var. Napoli bence burada galip gelir. Galip gelirken de en az 2 gol Napoli tarafından da beklediğimi söyleyeyim. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek alanlardan bahsettim. Bir adet de ideal kombinemiz var. İdeal kombinemiz ekrana gelsin. Var kombinesi yaptım. Toplam oran 1.95. Adana Demir Beşiktaş 1.38 gibi orandan. Adana Demir'de kırmızı kart cezaları olsa bile 1.38'den değerlendirmesini yaptım. Villarreal Girona mücadelesinde var olarak değerlendim. 1.41 gibi orandan onu da değerlendirdim. Onun da oranı 1.41, 1.38, 1.41, 1.95 oran yapar. Değerlendireceklere bol şanslar. Benim ideal kombinem budur. Ufak atabilirsiniz, yüksek atabilirsiniz. Size kalmış. Benim fikirlerim bu yönde değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.